Altılı masa ki Sanem Hanım da ifade etti dün, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ifade etti. Altılı masa ile ilgili vermiş olduğumuz taahhütlerin arkasındayız diyor. Burası önemli elbette. Ama hep özellikle iktidara yakın çevrelerde konuşulan şey, bakın masa dağılıyor, bakın fire vermeye başladı. Bu olan nedir hocam tam olarak ve siz nasıl görüyorsunuz Deva Partisi'nin vermiş olduğu kendi adımızla, kendi logomuzla gireceğiz. Ama ittifak, yani seçim saati haline girince bu konularda uzak değiliz zaten, bunlar görüşülür konuşulur notunu, şerhini nasıl yorumlarsınız hocam? Şimdi siz de değindiniz, az önce Sayın Ottar da değindi. İktidar medyasını ben her gün, hep bunu her platformda söylüyorum, ben çok ciddi olarak izlerim. Şimdi ana konuları var bu muhalefete ilişkin, kutuplaşmaya ilişkin. Bunların başında da ittifakın yapısı, ittifakın iç ilişkileri geliyor. Hatta bu anlamda belki de sorumlu görevli yazarlar var. Devamlı olarak aynı konuyu her gün işliyorlar. O öyle bir boyutu var bunun. Şimdi bakın şöyle düşünelim. Ne değişti'den başlayalım. Hiçbir şey değişmedi, hiçbir şey olmadı diyemeyiz. Zannedersem Demirel'in bir sözüydü. Çünkü şimdi siz maça çıkıyorsunuz tam, oyunun kuralları var ama birdenbire bakıyorsunuz ki, diyelim ki yani bir maç, futbol maçı gibi düşünelim. Oyunun kuralları diyor ki örneğin, sizin takım 10 kişi oynayacak, bizim takım 12 kişi oynayacak. Sizin kaleniz daha büyük olacak, bizim kalemiz küçük olacak. Şimdi bundan neyi kastediyorum? Ciddi olarak seçim sistemiyle oynandı. Şimdi seçim sistemiyle oynandığı için bunun masa üzerinde hiçbir etkisi olmadı diyemeyiz. Yani nasıl bir benzetme yapalım? Biraz belki işte oturamayan birisi biraz böyle hani diziyle masayı bir tarafa itti, başka tarafa itti. Ama en önemli sonuç oyunun kurallarının değişmesi gibi önemli bir siyasi gelişimin yaşanması sonucunda masa dağılmadı. Bakın onun altını çizmek gerekir. Masa dağılmadı. Ben az önce de yetkili olduğu için Sayın Oktar'ı ciddi, yani çok ciddi olarak dinledim. O zaten birçok meseleyi koydu ortaya. Şimdi bakın sürece bir de nasıl bakmamız gerekir? Bu kamuoyuyla ilgili ve bu biraz da siyasi partilerle ilgili. Siyasi partilerin en önemli meselesi, her yerde ifade etmeye çalışıyoruz, yani beklenti ayarı yapması lazım. Şimdi siz altılı bir ittifaksınız. Altılı ittifakın içerisinde ne farklılıklar var? Görüş, değer, ideoloji farklılıkları var. Her siyasi parti arasında olur bu. Bu ittifak içinde de var. Aslında Cumhur İttifakı içinde de var. Bunlara yok diyemeyiz. O nedenle bunların bir kere bir araya gelme konusunda bir ideolojik mesafe sorunu var. Yani o bir ideolojik mesafeler bir şekilde dengelenecek ve bir işbirliği çerçevesi oluşturulacak. İkincisi onunla kalmıyor. Sayı da çok. Altı parti var. Belki katılan olur olmaz o ayrı ama altı parti var şu anda. Sayı da büyük. Bir de şöyle bir yapı olabilir. Yani partilerin içinde bir açık belirli bir hiyerarşi olabilir. Mesela bir partinin oyu 37 olur. Diğer partilerde oyları çok düşük olabilir. Ve o zaman haliyle 37'nin dediği olur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna yakın bir konumu var ama yani diğer partilerde iddialarını sürdürüyorlar. Onun için net olarak bir şey de yok, yani net bir hiyerarşi var da diyemeyiz. Ama bakın çok önemli bir başka sorun var. Şimdi ideoloji farkları varsa eğer, ideoloji farkları varsa en önemli sorun şudur. Şimdiye kadar dikkat edin partilere, Deva Partisi de bunu sürekli seslendiriyordu. Kurumsal kimliğimizle gireceğiz diyor. Evet. Ne demek istiyor yani? Biz bir anlamda benziyoruz bazı ortak konularda, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi ama ayrı taraflarımız var, kimliğimiz var. Yani ittifaklarda daima iki problem vardır. Eğer çok merkez kaç güçler fazla olursa dağılır ittifak. Aşırı benzeşme olursa da bu sefer hepsi birbirine benzer, kimliklerini ve esas vurgularını kaybederler. Şimdi o nedenle ben bunu toparlayayım bu konuyu. İttifak kolay değil. Başkanlık sistemi zaten Türkiye'nin bütün siyasi yapısını yeniden harmanladı. Her zaman söylemeye çalıştığımız bir şey var. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi dahil bu bilinmeyen sistemi anlamaya çalışıyor henüz. Şimdi tam böyleyken siz bir altılı ittifak kuruyorsunuz. Bu bir inşa süreci, bu uzun dönemli bir inşa süreci. Ben onun için beklenti ayarı dedim. Burada çok sakin olarak anlatmak gerekiyor. Bakın
bu işleyen, birlikte iş yapan bir ittifak olacaksa bunun birçok unsuru vardır. İşte en basiti aday, başkan adayı en çok o konuşuluyor. Ona kısaca geleceğim sonra. Başkan adayı konuşuluyor. Önemli mi? Önemli. Meclis dağılımı konuşuluyor. Önemli mi? Önemli. Ondan sonra ortak bir programımsı bir şey olacak mı? Önemli. Bilmem işte belli bir anayasa değişikliği çerçevesi olacak mı? Önemli. Çünkü millet bir anlamda da ittifakın iktidar alternatifi olarak kendisini göstermesini de istiyor. Yani geldikten sonra ne yapacaksınız? Ayrıca da son onu ekleyeyim, bir yol haritası bekliyor. Neyi ne zaman yapacaksınız? Şimdi bütün bunlar beklentiler olduğu zaman haliyle kamuoyu ile ittifakın siyasi söylemleri arasında bir mesafe oluşuyor. İşte orada beklenti ayarı dediğim gibi çok önemli. Onu yapamazsanız bu sefer kamuoyu masa kuruluyor da kuruluyor ne oluyor diyor. Halbuki bence masa gayet sağlıklı, küçük bir türbülansı da atlattı. Bu inşa sürecini hem partilerin anlatması lazım hem de kamuoyunun daha iyi anlaması lazım. Şimdi bakın son Deva Partisi'yle ilgili küçük bir not düşün. Cumhuriyet Partisi'nin 8 tane önerisi vardı biliyorsunuz. Evet. Dikkat edin, Deva Partisi o 8 önerinin dışına çıkan bir şey yapmadı. Yani ben dedi kurumsal kimliğimle gireceğim. Daha önce de İYİ Parti de kurumsal kimliğiyle girmişti. Ondan sonra ben ama bakın şunu da ben yanlış anlamadımsa Sayın Oktar da söylüyor. Ben de birçok yerde okudum. Ayrıca da yani şuna vali değil, seçim bölgesi itibariyle işbirlikleri de yaparız, yapmayız da denmiyor. O zaman yani ayrı kurumsal kimlikle girilecek. Ondan sonra farklı bölgelerde de büyük şehirler, küçük şehir neyse yani bunlar düşünülecek. O zaman ben şununla bağlayayım bu yani daha sonra herhalde konuşacağız konuyu. En önemli mesele bunun bir inşa süreci olduğunu, bunun kolay olmadığını, bunun unsurların arasında denge kurmanın çok önemli bir iş olduğunu, kaldı ki 6 partinin farklı ideolojik konumları da stratejileri de olan partinin bir araya getirilmesinin kolay olmadığını da kamuoyuna anlatmak lazım. Son şey bakın ben masada bir konuyu çok başarılı buldum. Sizin programınızda da daha önce ifade etmiştim. O da şudur. Başkanlık konusu iktidarın şu anda en çok kullandığı konu. Devamlı olarak diyor ki başkanınızı belirlemediniz, hazırlıksızsınız. Evet. Başkanınızı belirlemediniz, dağınıksınız diyor. Şimdi burada bir mesaj verildi. Ben de ki başkan ne zaman belirlenecek? Seçim tarihiyle birlikte. Şimdi burada kamuoyunu da yanıltmamak lazım. Bugün bakın siz bugün farz edin ki İktidar Partisi'nin bu devamlı baskısına uydunuz ve adayı tespit ettiniz. Şimdi daha seçim bölgeleri nasıl olacak? Ortak bir program olacak mı, olmayacak mı? Tabii. Yol haritası ne olacak, ne zaman? Bunlar belli değilken Cumhurbaşkanı'nı açıkladığınız zaman siyasi partiler haklı olarak tam o dediğim uzlaşma zemini oluşmamışsa öyle demeçler verirler ki 3 günde Cumhurbaşkanı adayı da yıpranır. Onun için de çok doğru değildir adayı bugünden açıklamak. Bu İktidar Partisi buna sürüklüyor ama muhalefet partileri de bu konuda ilk defa net mesaj veriyor. İlk defa. Evet, onu evet. Çizmek lazım. Ben masadan çıkan en önemli kararlardan birisinin bu konudaki yeter ki burada kararlılıkta durulsun, yeter ki kararlılıkta durulsun, bu spekülasyonları ortadan kaldırmaya yönelik sağlam bir tarih belirtmiş olmalı. Ben de son bir söz Çiğdem Hanım izninizle son bir söz. Şimdi bu başkanlık tartışması devam ettikçe sadece dağınıklık falan değil. Çok önemli konuları var Türkiye'nin. İşte geçim sıkıntısı var, işte dış ilişkiler var, işte bir anayasa rejim meselesi var, sayısız eğitim var, yoksulluk var, çok konu var. Başkanlığa kilitlendiğiniz zaman başkanlığa bütün bu konularda göz ardı ediliyor. Kamuoyu içinde televizyonu seyrediyorsunuz, gazetenizi okuyorsunuz, ne kadar zevkli. Acaba kim olacak? Yani saçı uzun mu olacak, kısa mı olacak, mavi gözlü mü olacak, kahverengi gözlü mü olacak? Bakın ne kadar güzel bir konuşma. Onun için başkanlık konuşması şu anda muhalefeti yıpratan en önemli konu. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Zaten muhalefet de o yüzden yani nitelikleri söyleyip isimler üzerinde hiçbir şekilde tartıştırmıyor. Tabii kulisler vesaire bunların haberlerini bizler yapıyoruz ama ne konuşuluyor, ne oluyor diye ama durum ortada. Şimdi sizin bu beklenti ayarı, altılı masa vurgunuzla birlikte İbrahim Hocam'a gideyim o halde. Deva'nın yaptığı, Deva'nın söylediği, açıkladığı bu karar Sayın Babacan'ın ifade ettiği, Sanem Hanım'ın aynı zamanda açık bir şekilde de dile getirdiği.
onu da sormak lazım. Yani bir risk midir hocam? Altılı masa için, altılı yapı için ya da bu yapının, çünkü son yapılan açıklamadaki o derinleştirme vurgusu, işbirliğimizi derinleştirerek devam ettireceğiz vurgusu orada sanki bir ittifaka doğru giden bir yol gibiydi. Dolayısıyla bu yola bir taş koymak mıdır, risk midir, hayır mıdır, şer midir? Şimdi az önce zaten yani ittifaka taş koyma tamam, olmak. Tabii. Ben yine de İbrahim Hocam'a da onu... Arkadaşımız açıkladı. Şimdi ben bu süreçte şuna önem veriyorum. Bir cümle alayım hocam, İbrahim Hocam'a geçeyim çünkü. Ha pardon, ben susayım. Buyurun hocam, ama bir şey söyleyeceksiniz. Söyleyiniz lütfen. Lütfen. Peki. Peki, unutmayın o zaman dediniz hocam. Hemen İbrahim Hocam'a geçeyim. Buyurun. Hocam lütfen tamamlayın sözlerinizi. Hayır Sencer hocam, iyice ben kendi üstüme aldım. Hepiniz de kıymetli hocalarımsınız. Ben de yaparsın. Tamam, o zaman Sencer hocam birazdan da devam edelim zaten. Hem aday adayın nitelikleri vs. Kusura bakmayın. Estağfurullah hocam, ne demek? Estağfurullah. Buyurun İbrahim Hocam. Şimdi dün Sayın Babacığım...